Samsun 19 Mayıs ilçesi Dernek Baş Esenyurt Dernek Başkanımız. İstanbul 19. İstanbul, pardon, İstanbul. Abi biraz ben uzak kalınca unutuyorum, çağırmıyorlar beni. O yüzden Rüslü abi geçmiş olsun, rahatsızlıklar geçirdin. Şu an elinde baston ama o bastonun beni görmek için getirdiğini çok iyi biliyorum. O cansın. Abi hoş geldin, nasıl buldun? Çok güzel. Tabii sen buranın ayrı bir neşesisin. Seninle gurur duyuyoruz. Allah razı Samsun olsun. Aslında İsmail Şahin'le röportajı aldırdım ya, kıskandım. Yemin ediyorum dedim, giderek ben dedim alayım. Hayırlı olsun, yeni pikniğiniz var abi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Altı dernek de bunu yapıyor. Erol Başkan şeyi götürüyor. Erol Türkoğlu, selam olsun. Aleykümselam. Organize yapıyor. Daha iki hafta var. Tabii size de, herkese ihtiyacımız olacak. Bu şeyleri Erol organize ettiği için ben onun önüne geçmiyorum. Abi ben sana kısaca bir öz bir şey soracağım. Duayenlerdensin, kuruculardansın, eskilerdensin. Ben son 5 senedir Samsun'u İstanbul'da göremiyorum. Allah aşkına az elinizi taşın altına koyun abi. Doğrudur. Vallahi bu için ben başımı, elimi değil başımı koydum bu işin altına. Sözüm var. Bir ara lafım vardı İstef'te, dedin ki bir araba diye 10 araba ben gönderiyorum. O bende hala mevcuttur. Ama bu susarak olmuyor demek ki. Ben Trabzon'un her sene 4 tane etkinliği Yenikapı Maltepe'de ve havaalanında yaparken Samsun'u göremiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Hasan Kaya Aşçı Başkanım, Yıldıray Başkanım, Şener Başkanım, lütfen Samsun'un varlığını İstanbul'da hissettirelim. Bu da inşallah gidermeye çalışacağız. Eğer bu dönem zaten bunu hissettirmesem 2024 yılının sonunda Rabbim müsaade ederse köyüme çekileceğim. Yani bu işten artık feragat etmeye niyetliyim. Niçin? Bu 7 derneği niye yapıyorsun dersen, 7 dernekte eğer şunun sözünü alırsam, Samsunlu bir araya gelip yumruk olacağız derseler ben varım. Yoksa veda etmek için bunu kuruyor başta. İstanbul'da 4. ya da 5. iliz, yokuz ama. Yokuz. Yani 1 milyon Samsunlu, ben bunu her zaman haykırıyorum. Belki de kızdın. Yine haykırıyorum. Ey Samsunlu, İstanbul'da 1 milyon nüfustan sesini çıkaramıyorsan sesini kes, olduğun yerde otur. Aynen öyle abi. İstanbul'da ses getirecek belediye başkanımız yoksa, ses getirecek meclis üyelerimiz yoksa, ses getirecek milletvekillerimiz yoksa, Samsun'dan bakanımız yoksa ben Samsun'dan şüphe ediyorum. Yani diyorum ki bu kadar mı pasif kalıyoruz? Çünkü Samsun Karadeniz'in incisi diye bir söz vardı. Bu inciliği kaybetti. Kaybetti, bir de yok olarak kendimizi hissediyoruz. Yani ben bir yere gittiğim zaman utanıyorum. Niye utanıyorum? Bakıyorsun bir Kastamonu'nun 3-4 tane şeyi var. Belediye başkanı var. Kastamonu'nun var. Samsun'un yok. Nedir bu? Niçin ama? Trabzon'un var, Rize'nin var, herkesin var. Samsun'un yok. Var, konuşmaya geldiği zaman diyoruz ki güneşin doğduğu yer. Tabii. Kurtuluşun başladığı yer. Aynen. Ama kurtuluşun kurtaran şehir olarak dile geliyoruz ama kurtaran şehrin bir tane öne gelmiş yumruğunu vuracak, bu Samsun'a sahip çıkacak birini de bulamıyoruz. Bir acımda Samsun'a lütfen Yüksel Yıldırım'ı yalnız bırakmayalım. Yanında bakın Samsun ceza alıyor. Samsun'dan ses çıkmıyor. Bir Samsunspor Taraftarlar Derneği var Samsun'da. Büyük Samsun taraftarı. O çocuklar çok mücadele ediyor. Tanımıyorum hiçbirini ama sosyal medyadan görüyorum. Kenetlenelim. Bir ilin en büyük reklamcı Samsunspor'dur. Bunu da bilin. Spora sahip çıkalım. Abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sen varsın. İnşallah başarılı bir piknik olur. Ben gurur duyarım. Yedisini de ben bir araya getirin. Erol Türkoğlu gibi biri varsa eminim çok güzel olacaktır. Kısmet olursa ben de olurum. Olmazsa da oradaymış gibi sizle beraber hissederim. Seninle her yerde beraber olmamızı, burada da beraber olmak çok istiyorum. Çok teşekkür ederim.